hiç yapamıyor. Hamur bir kere yuvarlayış şekli yamuk yumuk. Öyle yuvarlı bir hamur olmaz. Şuraya bak, masadaki hamura bak. İyice dikkat edin. Bak, hiç öyle bak. Bir şey yok. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir göstereyim şunu hamurun nasıl olur. Hepsine yani. Bir bakın Çiğdem Hanım. Bakacağım. Bu nedir hepsine ya? Bakın. Hamuru böyle şu elimle bile yaparım ya. Bu sen Karadeniz gelinisin göğe. Hamur yoğuruşuna. Bu ne ya? Bu nedir ya? Daha böyle bir hamur olur. Ama hakikaten sen ama hiç hamur yoğurmadın mı? Yani börek hiç yapmadım. Yani börek, el açması hamur olarak. Yoğurmadın. Hayır, yoğurmadım. Sen kendini çok övüyordun burada dün. Övüyorum ama ben bunlardan... Kaymaken de bir şey öğretmedi sana. Çok iyi su börek yaptığını söylüyor. Bu o yapar. Sen şimdi bu... Bu nedir ama... ya, böyle bir şey olmaz. Gerçekten olmaz. Ben yani bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir geliyorsunuz dediğim zaman gerçekler de ortaya çıkıyor böyle. Geliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. İnşallah benim tabağımı bulursun da görürüm. Buna mı vereceğim? İyi, bulursan bulursun. Anne büyük konuşma anne. Bence yok, de buna mı vereceğim diyorsun. Hiç bilmediğim sana baktıkça orada krize girdim. Neydi? Buraya geldim. Bu kadar da pes yani. Keşke yapabilsen de dişli rakip olarak görebilsek. Ben bunda iddia etmiyorum çünkü yine söylüyorum, ben hiç börek açmadım. Ama şu an Çiğdem teyzenin yaptığı da doğru değil yani. Arkadaşımızın bugün ikinci günü yani, gerçekten panik yapmış olabilir, rahatsız olabilir, mutfağı tanımıyor. Hiç börek yapmadım diyor gerçekten. Yani hiç el açması börek yapmadım. Ya, yani yalan da söylemiyorum, çoğu böreklerimde benim kayınvalidem hazırlar, ben eve getiririm, pişiririm. Yani Çiğdem teyzenin gelmesi birazcık da moralini bozdu gibi geldi bana. Yo, benim moralim kolay kolay bozulmaz. Hele ki de sizden hiç kimse benim moralimi bozamaz. Evet Pelin'cim. Şöyle söyleyeyim, orada da söyledim. Buradan hiç kimse benim moralimi bozamaz. Yani masama gelmiş olman benim moralimi bozup benim daha da kötü yapacağım anlamına gelmiyor. Ben yine diyorum, ben hiç hamur açmadım. Yaptığımı da çok 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 güzel oldu diye savunmuyorum ama elimden gelenin de en iyisini yaptığımı düşünüyorum. İlk kez yapmış olmama rağmen en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ben zaten senin moralini bozmak için gelmedim buraya bir. Oradan seyrederken çatladım artık. Hamur yoğurmayı bilmiyorsun. Bilmiyorsun yani. Ne hamuru yoğurabiliyor. Bırak yoğurma, yuvarlamayı bile bilmiyorsun. Bir tane şeyini oradan aldım. 3-4 parça halinde elimden düştü. Su böreği yapmayı bilmiyorsan buraya niye geliyorsun? İlla ki su böreği değil. Hamur yoğurmayı bilmiyorsan yemek yarışmasında da işin olmaz. Burada her dakika size hazır malzemeler vermiyorlar. Su böreği de çıkar, baklava da çıkar. Bunlara hazırlıklı olmalıydın. Hazırlıklı değilsen bu da benim problemim değil. Ben dedim, içeri gidin Çiğdem Hanım, bütün kızlara bakın dedim. Çünkü bütün kızlar yoğururken Fatih Bey o kadar zorlandılar ki şu kadarcık un ya bir kilo bile değil. Yani onu dördü de yoğururken o kadar zorlanıyorlar. Ya hamur dediğiniz böyle... Neden acaba? Bilmiyorum artık. Hamur dediğiniz böyle yoğurur. Siz evde hiç poğaça, börek, çörek yani yapmıyor musunuz? Hepiniz de kocaman kocaman insanlarsınız. Hatta Çiğdem Hanım'a dedim, hepsine bakın dedim. Sadece Pelin'e baktı. Herhalde morali bozuldu öyle görünce. Çıktı geldi. Yani orada ben de öyle. Gideyim dedim. Bu sefer de hani kızlar el ayağı karışmasın diye çıkmadım yani. Peki Evren mi diyecek? Ben de aynısı. Ya da herhalde evde hani yoğurlanıyor ya. Burada hani suyu mu denk gelmiyor, az mı veriliyor, neden oluyorsa yani hiç hepsi kuruydu yani. Hiç yani ayrım etmeden yani. Konsantrasyon dağılıyor. Biliyorum ben, Gonca çok güzel hamur yoğuruyor. Gonca'nınki de aynıydı yani. Yasemin Hanım mı diyecek? Şimdi benim gelinimi suçluyorlar ama hiçbirinin hamuru güzel olmadı ki benimkini suçluyorlar. Hadi benimki söylüyor, ispat edebiliyor açmadım diye. Kendilerinki itiraf edebiliyor mu açmadım diye. Gelinin su böyle almışam olmadı ama ellerinden o kadar geldi, o kadar yapabildi. Bir daha yaparsa daha güzel yapacağını umut ediyorum. Pardon. Ama onlarınki güzel olmuştu. Belli güzel olduk. Sizin gelininizinki kalın olmuştu. Yani bayağı kalındı bence sizinki. Çok güzel olmuş. İlk defa açtığına göre çok Pelin, güzel olmuş. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Dedi ki içine dedi su koyma miktar. Su koyulmuyordu ki zaten onun içine. Ben mesela sütünü koydum, yumurtasını koydum, ununu koydum, yoğurdum. Hatta baktım ki onu siz de gördünüz, biraz fazla gelmişti. Yoğurduğum halde yoğuruyorum yani kulak memesi kıvamına gelmedi. Ben elimden geldiği kadarınca açtım, hatta orada sana da sordum. Ununu kullanamadın. Aynen kullanamadım. Dedim ki Yasemin Hanım dedim, bunu nasıl açacağım ben dedim. Hatta sordum ona, o dedi ki ilk önce dedi merdaneyle aç, sonra oklavayla açarsın. Gene denedim, bildiğin yağ da kullansam gene de yapış yapış oldu. Hiç yapmadı, hiç bilmiyor. Siz geldiğinizden beri siz de kendinizi övüyorsunuz.
ben şunu yaparım, bunu yaparım, onu yaparım. Niye gelinize öğretmediniz? Hani gelinime iş yaptırmam diyorsunuz. Gelin öğreniyor mu acaba? Hayır, kendisinde suç. Gelinime iş yaptırtmam, oturturum. Yok süs bebeği, yok biblo. O zaman da buraya alıp gelmeyeceksiniz. Biblo gibi evde oturtacaksınız. Bir hamur yoğurmayı öğretemediyseniz ben getirmem öyle bir gelini buraya. Benim gelinim her şeyin üstünden yazacağı için ben de peşine geldim. Her şeyin arkasında varım. Belli. Yalnız belli. Bak beni bir dinleyin. Yalnız yanlış yapıyorsunuz. Bak öyle yalnız alsaydınız biraz deseydiniz ki kızım tamam hazır alışmış olabilir şu. En azından yaparken gel gör yardımcı ol diye bunu öğretmelisiniz. Hani bu kızcağız ne yapsın? Emine Hanım bir şey diyecek. Yani bence Yasemin Hanım ya seyreterek gelmiş tabaklara da bulacağını da söylemiş. Onun için güveni var. Yani çok iyi de yapmasına gerek yok zaten. Yani çok benim uğraşmamın bir anlamı kalmadı yani. Doğru söylüyor. Evet. Yani hiç o kadar uzatmaya gerek yok. Banca ne diyeceksin? Bana göre yani bu benim şahsi fikrim bana göre doğru değil. Biz zaten süreyle yarışıyoruz. Zaten mutfağın bir şeyi var, stresi var, yetiştirme kaygısı var. Bir de gelince şahsen ben kendim için o da zaten dedi. Benim elim ayağım bocalamaz diye. Benim yanıma gelse benim elim ayağım hepten bocalar. Bocalayacak hani... bir şey yok. Ben kendime güveniyorsam sen de gel, o da gelsin, o da gelsin. Ben işime ya, bakarım, Hanım, şakır şakır şey yaparım. Yaparlar, biraz afarlarlar değil mi Aydan? Ben bir şey yapmadım ki Fatih Bey, sinirden geldim yani. Evet, dayanamamış gelmiş Çiğdem teyze. Kimine göre bu evet etkileyici gelebilir yani olumsuz etkiler. Kimine de hiç etkilemez. Burada zaten 20 tane kameranın önünde açıyoruz, etkilenmiyoruz. Yani kayınvalideler gelse, seyirciler gelse, 100 kişilik bir ekipte gelse yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama gelmesi onu etkilememiş, başka birini etkilerdi. Yine hatta de... etkilemiş Gonca'yı biraz da. Hayır, yok, hayır. Gonca ondan hiç etkilenmemiş yok. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yasemin teyze diyor ki yapsa da ben gelinimi buluyorum, yapmasa da buluyorum. Yani bugün de gördük zaten. Ama sonuçta. Açık konuşuyor en azından değil mi evet. Elif? Söyle. Fatih Bey, Pelin ilk geldiğinde dedi ki sana rakip olarak geldim Elif dedi. Demek ki çenesiyle alt üst edebileceğini düşündü. Yemeklerine güvenmeyen insanın burada işi yok. Mantıken öyle düşünmüştüm. Bugün ikinci günü hamur yapamayan, ben kendim için söylüyorum. Ben hamur yapamıyorsam eğer böyle bir platforma yarışmaya gelmezdim. Hadi hamur açamıyorsun. Hiç poğaça da mı yapmıyorsun? Beze bile yapamadı Fatih Bey. Bezeleri kat kat yapmış. Hani yağlama derler ya, biz katmer mi derler? Öyle öyle yapacağız öyle sanmış herhalde. Kayınvalidem açtıkça bezelerden bir şeyler döküldü. Ne yaptı? Söyleyeyim. Açmadım, tuttum tak tak. Şöyle söyleyeyim dedi. Zaten sen oradan kalkıp geliyorsun diyorsun ki bütün kızları masam. Niye bir tek benim masamı gezdin? Çünkü ben alınmadım. Alınmıyorum da benim hiçbiriniz moralimi bozamazsınız. Ama gitseydin bir de Aydın'ın masasına, bir de onun elini ayağına dolasaydın, onların dolandı ama benim dolandı. Ben oradan seni... Ben neysem oyum, ben neysem oyum. Ben yaparsam yaparım, yapamazsam yapamam. Ben açık sözlü bir insanım. Seni gördüm, seyrettim, artık çatladım içeride ya. Sen yapamıyorsan niye geldin? Onu demek hayır. için geldim. Bir de yapamadım. Poğaça da mı yapmadın hayatında? Hayır yaptım. Poğaça alınının dittik kalını da yapıyor. Hamurla debelleşiyorsun. Yoğurma bilmiyor. Ya bırak yoğurmayı bilmiyorlar Fatih Bey bir ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sanki taş yoğuruyorlar anne, orada. Bir saniye. Bir de böyle yapamadığını kabul ettiğin gibi tabaklar yüksek aldığında elimin lezzeti demeyin bari. Evet yapamadım ama hoşlarına gitmiş vermişlerdin ya. Yalandan bir elimin lezzeti tutturmuşlar. Evet. Çok özgüvenlisin Pelin. Çok yani bu kadar özgüvenli olma. Pelin diyor ki kayınvalidem hazırlar ben pişiririm. Evet öyle değil mi Yasemin, evet. Yasemin anne şöyle yapar. Şekerli börek yapıyor bir tepsi, patatesli börek yapıyor bir tepsi, peynirli börek yapıyor bir tepsi, patatesli böreği bana verir ben evime götürürüm orada pişiririm. Annem hazırlar ben pişiririm yarışması değil bu. Hayır, ay, ama... armut piş ağzıma düş oluyor yani böyle ama bir şey böyle yok peynir, yani. Yani bunu yapacak böyle söylüyor da tabii yarışma böyle belki de bunu yarışarak anlayacak. Evet. Yani şimdi bilmiyorum, o gün dün de mesela soğanları öyle değil böyle doğru dedi. Ben şimdi hepsi sanki ustabaşı olarak mı buraya geldiler? Ben bir şey diyebilir miyim Pelin Hanım? Biliyordunuz. Ben şunu şuradan çıkardım. Ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Ama sen herhalde burayı karıştırdın. Yemek öğrenme programına geldiğini zannediyorsun ama yanlış bir kapıya geldin. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.